Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne kanser hastalığına dikkat çekmek için kanser haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hastaneye gelen hastalara kanserden korunmanın yolları ve erken teşhis hakkında bilgilerin içerildiği broşürler dağıtıldı. Bu hafta Ulusal Kanser Haftası ve hem hastalarımıza hem de hasta yakınlarımıza yönelik bir bilgilendirme broşürü hazırladık. Ve bu broşürdeki hedefimiz de hem hastalarımıza hem de yakınlarına hem de ülkemize bazı kanserle ilgili bilgiler vermek. Kanser önlenebilir bir hastalık mıdır? Evet. Gerek hastalarımız, gerek hasta yakınlarımız özellikle sigara konusunda, alkol konusunda, spor konusunda bilgilendirilmeli. Artık yeni tedaviler, yeni tedavi seçenekleri var. Bu konular üzerinde daha fazla konuşmalıyız diye düşünüyorum. Özellikle sigara konusunu gündeme getiririz ulusal kanser haftalarında. Eğer bırakamıyorsak bile mutlaka azaltmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şey alkol için de geçerli. Spor konusunda da özellikle obezite yani şişman kişilerin kanser hastalığına yakalanma oranlarının %4 daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu konuda özellikle kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Şişman kişiler mutlaka kilo vermeli ve spor yapmalı. Mümkünse sigaradan ve alkolden de uzak durmalı diyorum. Kanser tedavisinde uzun yıllardır kemoterapi kullanılıyor. Ancak özellikle son 20 yıldaki gelişmeler ışığında hem hedefe yönelik tedaviler hem de immünterapi dediğimiz bağışıklık sisteminin özellikle kanser tedavisinde kullanılması olarak yorumlayabileceğim tedaviler gündemde. Bu tedavileri biz Gaziantep'te uygulayabiliyoruz. Hem akıllı tedaviler hem de immünoterapi dediğimiz bu ilaçları kemoterapinin yanında uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda hastanemizde kanser açısından donanımlı bir hastane. Hem ışın tedavileri hem bazı kanser tedavilerinde kullanılan lutetium tedavileri hem de PET çekimi hastanemize kolaylıkla gerçekleşebiliyor. Kanser hastalığı kronik bir hastalık haline geldi. Görülme sıklığı arttı. Kanser hastalığı için yani hem yeni tedavi yöntemleri hem de erken tanı yöntemlerinde önemli gelişmeler oldu. Dolayısıyla bizim kanser hastaları için en önemli tedavimiz kanserden korunmak. Kanserden korunmak için gerekli taramaları zamanında yapmamız gerekiyor. Bunlar için özellikle kadın hastalarda 50 yaşında, 40 yaşından sonra meme taramaları ve kadın erkek hastalarda kalın bağırsak taraması, erkek hastalarda 50 yaşından sonra prostat taraması ve özellikle ihmal edilmekle beraber 14 yaşından sonra erkek ve genç erişkinlerde kanser aşısı yaptırmak, kanser koruma açısından önemli bir faktör. Artık kanser tedavilerinde önemli gelişmeler oldu. Artık günümüzde eski klasik kemoterapi yöntemlerinden ziyade immünoterapiler, hedefe yönelik ilaçlar ve diğer özel tedaviler uygulanmakta. Bu tedavileri alabilmek için tabii deneyimli ve donanımlı merkezlerde tedavilerine devam etmek gerekiyor. Özellikle iyi merkezlerde tedavi olmak hem yaşam süresini hem yaşam kalitesini hem de ileride yan etkilerden korumak açısından oldukça önemli. Benim önerim düzenli taramaların hastaların düzenli taramaları yaptırması ve uygun donanımlı merkezlerde tedavilerine devam etmesi.